Evet, geçmiş olsun. Sınavdan çıktınız galiba. Evet. Adınızı ve soyadınızı alabilir miyiz? Okulunuzu. Samet Özdemir, Rize Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldum bu sene. Sınava girdim işte bu şekilde. Evet, hayırlı olsun. Dün bugün sınav öyle veya böyle geçti, gitti artık. İşte tabii bu sene değil, senelerdir hazırlanıyorsunuz icabında. Bir duygu, düşüncelerinizi alalım. Sınav dün nasıl geçti, bugün nasıl geçti? Zorluk derecesi işte ve genel düşünceleriniz. Evet Samet. Yani dünkü sınav beklediğimizin biraz daha zoruydu. Ters köşe olduk. Türkçe'de normalde ben hızlı çözüyordum. Fakat normal çözümden daha uzun sürede çözdüm. Ben matematiği yavaş çözüyorum. Türkçeyi o şekilde fazla sürede çözünce matematiğe de normalinden yine az kaldı. İşte denemelerde çözümden biraz daha az yaptım. Arkadaşlarıma sordum. Genel olarak da böyle söylediler. Yani sınav bu şekilde olmuştu. Sosyal medyaya da baktık. Zorlandıklarını söylediler. Bugünkü sınav onun aksine daha kolaydı bence. Yani ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Evet. Edebiyat benim için iyi geçti. Matematiği de AYT matematik daha çok bilgiye dayalı olduğu için çalışmıştım. AYT matematiğim de iyi geçti. Daha umutluyum yani. Umutlusun. Evet. Peki şu soruyu sorayım. Herhangi bir hazırlık devresinde bir özel kurs geçirdiniz mi? Yok, özel kurs geçirmedim. Ben okulumun kursuna gidiyordum Rize'de. Ayrıca online olarak matematik dersleri aldım biraz. Oradan takviye yaptım. Onun dışında bir kursa gitmedim. Peki online dediniz. Biliyorsunuz bu korona hastalığından dolayı yani birebir eğitim tabii ki kalktı. Ben de yıllardır bir eğitimci olarak birebir eğitimin yerini hiçbir şeyin almadığını buradan söylemek istiyorum. Nasıl geçti? Nasıl fayda ne oldu? Nasıl yani online hakkında bilgi alayım? Yani Zoom üzerinden yapılıyordu. Yine hocalarımız ellerinden geleni yaptılar. Destek olmaya çalıştılar ama tabii dediğiniz gibi birebir eğitimi tutmuyor. Ama biz az çok katıldık derslere. Bir de zaten o dönemki konular yani işte koronadan sonraki konular çıkmadığı için hani çok aşırı verimli olmuyor. Ama yine de hocalarımız bir şeyler yapmaya çalıştılar. Peki buralı mısınız? Ben aslında Trabzonluyum ama doğma büyüme Pazar'dayım. Pazarlısınız. Peki bugün sınava girdiniz. Biliyorsunuz Pazar'ın bir öğrencilerin ve velilerin de bir sıkıntısı. Sınav merkezleri Çayeli ve Ardeşen'de var. Ama Pazar'da bu tabii ki bir türlü sınav merkezi gerçekleşemedi. Düşüncelerinizi alabilir miyim yani bu konuda? Yani neden gerçekleşmedi hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü Pazar Rize'nin en eski ve köklü ilçesi. Yani ben buradan kalkıp Rize'ye gitmek zorunda kaldım. Ardeşen'e de gidecektim. Yani her türlü uzaklaşmış olacaktım. Pazarda olsaydı tabii daha rahat olurdu. Keşke olsaydı, ne yapalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah uğraşmalarınızın, çalışmalarının karşılığını alırsınız. Tekrar İnşallah. Teşekkürler, başarılar. Sağ olun. Evet, kolay gelsin. Oturuyorsunuz. Bugün sınav vardı. Sınava girdiniz mi siz? Evet, girdim. Girdiniz. Peki tekrar geçmiş olsun diyelim. Adınızı, soyadınızı, varsa okulunuz, onlar hakkında önce bir bilgiyi alalım. Olca Yeşilal, Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyorum. Trabzonluyum. Okulumda yurtta kalıyorum. Evet, yurtta kalıyorsunuz. Evet. Peki dün bugün sınava girdiniz. Tabii ki branşınızda söylersiniz. Nasıl geçti? Yorumları sizden de alalım. Benim branşım eşit ağırlık. Dünkü TYT için söyleyecek olursak, herkesin de dediği gibi çoğu kişi söyledi bunu. TYT'nin Türkçesi çok zordu. Yani normalde benim iyi olan arkadaşlarım 50 dakikada Türkçe bitiren bir kişi dünkü sınavda en düşük 70 dakikada bitirdiğini söyledi. Yani bu bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Herkes böyle şey yapmışsa çok zor yapmışlardı. Yani onlar öyle yaptıysa ben daha kötü yaptığımı düşünüyorum. Biraz moralim bozulmuştu dünden. Ama bugün için baktığımızda AYT biraz daha kolaydı gibime geldi bana. Yani bununla biraz dengelemişlerdi. Bunu da iyi yaptım. Yani hedeflerim doğrultusunda bir yer kazanacağımı düşünüyorum yani. Bir yer kazanacağım. Peki siz bu süreç içerisinde dershanelere özel bir dershaneye gittiniz mi? Özel kursları aldınız mı? Bir ondan daha bir bilgi alalım. Okulun başından beri okulumuz hafta sonları kurslar yapıyordu. Hafta içi etütler yapıyordu. Ama virüsten dolayı okullar tatil olduğu zaman herhangi bir yer açık olmadığı için bir yere gidemedik. Sadece online ders yaptılar.
Yani evet. O kadar, başka bir şey yapamam. Peki bu online ders sistemini de kısaca bir aktaralım hem izleyicilere, dediğimiz gibi ne derece yararlı oldu, nasıl gerçekleşti? Online ders ilk başta biraz garip geldi. Sonuçta bunca zamandır hep yüz yüze derste işliyorduk ama bilgisayardan hiç daha önce işlememiştik. İlk başta da bir garip oldu yani, odaklanma açısından falan, ama zamanla alıştık yani, çünkü yapmamız gerekiyordu. Eksik konularımız vardı, onları yetiştirmemiz gerekiyordu. Hocalarımız da sağ olsun hiç durmadan bizimle, yani bütün konularımızda bize yardımcı oldular internet üzerinden. Yani verimli geçti benim için yani. Evet, bunlar siz burada yurtta mı kalıyorsunuz? Evet, yurtta kalıyorum. Yurtta kalıyorsunuz. Bir soru da size soralım. Sınav merkezi Pazar'da olsa daha iyi olmaz mıydı? Olabilirdi yani. Ben Pazarlı değilim ama benim Pazar'da birçok arkadaşım var. Yani onlara sabah kaçta kalktığını biliyorum. 5'te kalkan, 6'da kalkan arkadaşlarım var. Yani o kadar erken kalkan arkadaşlar için biraz haksızlık oluyor yani. Erken yani uykusuz geliyorlar. Yani onlar için kötü oluyor. Yani Pazar'da da açılması lazımdı yani sınav yeri. Hem koronavirüsten dolayı bina sayılarını arttırdıklarını söylediler ama yani Pazar'da da açılardı. Yani ne zararı olabilirdik yani. Herkes rahat olurdu. İstediği yerde girebilirdi. Ulaşım kolay olurdu. Sıkıntı çekmezlerdi yani. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorlar ama bence açılmalıydı yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah dilediğiniz üniversiteye, fakülteyi kazanırsınız. Bundan sonra da bir hayli zorlu süreçte sizi bekliyor. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, geçmiş olsun. Herhalde sınavdan çıktınız. Evet. Artık zorlu bir seneydi. Bu sene zorlu bir seneydi. Çünkü bildiğin gibi işte hem de koronayla mücadele ettiniz, hem eğitimle mücadele ettiniz, hem online sistemleriyle mücadele ettiniz. Adını, soyadını, okulunu ve dün bugün sınav nasıl geçti onları bir yorumlayalım. Evet. Ben Rahmi Seymenoğlu. Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldum bu sene. Dünkü sınav, TYT sınavı çok iç açıcı değildi açıkçası. Türkçesi bana göre çok zordu. Matematikte de bize verilen 30 dakikayı aldılar bizden, öyle söyleyeyim size Türkçe için. Bugünkü AYT'de gayet güzeldi yani, olabilirdi. Matematiği özellikle. Edebiyatta da nasıl desem size, Cumhuriyet bölümü var bizde. Orayı hiç sormadılar yani. En zor olan yeri sormadılar. Çoğu öğrenci de oraya bayağı yoğunlaşmıştı. Oradan biraz mağdur olduklarını düşünüyorum. Bu kadar yani. Umutlusunuz herhalde. Umutluyum yani. Mutlaka. Allah büyüktür. İllaki bir yere gideriz. Peki, biliyorsunuz bu sene biraz da olumsuzluklar yaşadık. Online sistemine geçildi. Nasıl onlar nasıl çalıştınız onlarla ilgili? Bizim öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oldu. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bu yokluklarını hissettirmediler bize yani, okulun yokluğunu, ama diğer mesela etrafımda gördüğüm insanlar bayağı eksikliğini hissettiğini düşünüyorum onların. Daha iyi de olabilirdi ama bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı en azından bizim okul için. Evet, peki bu süreç içerisinde herhangi bir özel kurum, okul, dershane, tabii onlar kalktı ama yine dediğimiz gibi özel çalışma yaptınız mı? Yok, biz herhangi bir kuruma gitmedik yani, dershaneye falan. Gerek duymadık. Okulumuz o zaman da. Okul evet, sizi gayet iyi. Güzel bir şekilde yetiştirdi diyorsunuz. Bir sorum daha olacak. Genelde şu kanılar dolaşıyor. Biliyorsun yine korona ünlüsünden dolayı online eğitiminden sonraki kısımlar sorulmadı. Özellikle ben bir eğitimci olarak, tabii benim branşım biraz fizik olduğu için son yıllardaki sorular biraz daha ağır geliyor. Onların sorulmayacağı, yani online sisteminden sonraki, değil mi, birebir olmadığınız şeylerden, ha yani bunun için bir avantajlı dediler bu sene girecek olan öğrenciler. Bu soruyu nasıl cevaplarsınız? Bana göre değil, çünkü biz okulda başlamıştık zaten. Bazı okullarda TYT ve AYT diye birinci döneme TYT, ikinci döneme AYT'ye ayırıyorlar. Bizde öyle değildi. Biz karışık gidiyorduk yani. Hem AYT'den hem de TYT'den ilerliyorduk. Matematik konularını kastediyorum. Biz AYT'de işlemiştik o konuları. Sadece integrale başlangıç yapacaktık. Limit ve türevi bitirmiştik. Bence bizim için bir eksi oldu o.
Ama sonradan toparladık yani bir şekilde. Yani herhangi bir avantaj falan diye bir şey söz konusu. Bence sağlamadı yani. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah dilediğiniz fakülte üniversitelere girersiniz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.